Ya ben Ümit Özat'ın Gençler Birliği'nde olduğunu adım Murat kadar eminim. Gençler Birliği'nin altyapısından yetişmiş bir arkadaşımız. 9 yaşında Gençler Birliği'nde futbola başlamış. Daha sonra Gençler Birliği'nde uzun yıllar futbol oynamış. Daha sonra Fenerbahçe'ye gitmiş. Milli takıma kadar yükselmiş. Ümit Özat gerçekten çok düzgün, çok düzgün karakterli. Hocalarına son derece inandığım bir kişilik, bir yapıya sahip bir hoca. Gençler Birliği'nde olduğu kesin. Ben 3. haftadan sonra tabii ki Ümit Özat'la yollarımızı ayırdık. Bazı olaylar vardı işte sağdan soldan gelen tepkiler, mepkiler. Bu İlhan Cavcav döneminde de oldu. Bu Türkiye'de en çok hoca değiştiren kulüp Gençler Birliği kulübü bildiğiniz gibi. Ama ben hiçbir zaman o mantıkla bu olaylara bakmadım. Bir hoca ile uzun süre çalışmak, başarıyı elde etmek için uzun süre çalışmak olduğunu hissediyorum. Öyle biliyorum. Ve öyle de yapmaya çalıştım. Ama ilk zamanlar tabii ki böyle bir değişiklik yapmak gereğini hissettik. Yönetimde olsun işte sağdan sola gelen laflardan dolayı hocamızla yollarımızı ayırdık. O zaman da göre her şeyi anlaşarak ayrı yollarımızı ayırdık. Daha sonra da bildiğiniz gibi Mesut Hoca'ya getirdik. O 9 hafta bir takımın başında kaldı. Ama ben Ümit Hoca'yı her zaman sevdiğim bir kişilik, sevdiğim bir karakter. Futbolculuğuna da inandığım, hocalarına da güvendiğim bir oyuncu. Kendisi de zaten hukukumuz başka başkanlar. Kendisi Harika okul, bir yani öyleyiz. Rahmetli babamın zamanından beri bizim Gençler Birliği'nde uzun yıllar futbolunda emeğe geçmiş bir oyuncu arkadaşımız. Ümit Hoca ile de tabii ki transferleri Ümit Hoca ile birlikte yaptık. Onları inkar edemem. Yaptığımız oyuncular da kaliteli, kariyerli oyuncular. Ama her hoca farklı düşünebilir. Ama bu transferleri biz Ümit Hoca ile yaptığımıza göre tekrar bir Ümit Hoca'nın gelip bu oyuncuların güvenini sağlaması için, tazelemesi için Ümit Hoca'nın gelmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden tekrar Ümit Hoca'yı takımımıza aldık. Bence de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncularına kendisi güveniyor. Ben de güveniyorum oyuncularıma. Ümit Hoca'ma da güveniyorum. İnşallah ikinci devre daha iyi bir takım olma yolunda elimizden ne gerekiyorsa yapacağım. Oyuncularıma da güveniyorum. Onlar da daha iyi bir mücadele edeceklerine inanıyorum. Tabii ki maç başkadır, idman başkadır. Bunlar uzun süre oynamadılar biliyorsunuz. Peter olsun, Manu olsun, Jailton olsun, Diallo olsun. Son Ümit Hoca geldikten sonra devreye girdiler ve bu oyuncuların takıma fayda sağlayacağını hep beraber biz de gördük. Yok öyle bizim Ümit'le bir şeyimiz olmadı tabii ki bir abi kardeş arasındaki tabii konuşmalarımız olmuştur da Ümit Hoca'nın hiçbir şey bilerek yanlış yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Ümit Hoca çok düzgün bir karakter. Tartışılan şeyler oluyor ama kamuoyunda başkanım. Ya bunlar laflar yani ben Ümit Hoca hiçbir şey bilerek yapmaz. Ümit Hoca düzgün bir kişilik yapıya sahip, karakterli bir çocuktur. Her şeyi kulüp içindir. Hatta kulüpte yatıp kalkıyor. Bu kadar Gençler Birliği'ni seven bir hocamızdır. Gençler Birliği için elinden ne geliyorsa yapacağına adım gibi eminim. Bunun kimsenin de şüphesi olmasın. Ama bizi yıpratmasınlar. Bu köklü bir camia. Cumhuriyetimizde yaşıt bir kulüp. İlhan Cavcav sezonunda İlhan Cavcav'ın Gençler Birliği'nin düşecek olmasını konuşuyor insanlar. Siz ya böyle Allah karamsarlığa ya, biz gelip yok böyle bir şeyler hiç düşünmüyoruz. Kulağımızı tıkıyoruz. Tabii ki her kulüp düşebilir. Her kulüp çıkabilir. Üç takım düşüyor, üç takım çıkıyor. Gençler Birliği ilk defa hayatında Allah korusun ağzıma bile almak istemiyorum. Böyle bir durumlara hiçbir zaman düşmeyecek. İkinci yarı toparlayacağız. Çok daha iyi bir Gençler Birliği sahada göreceğiz. Bu tür laflar konuşulabilir. Her camiada konuşulabilir. Ama biz Gençler Birliği kulüp olarak güçlü bir camiayız. Birlik beraberlik içindeyiz. Oyuncularımı her zaman yine tekrarlıyorum. Oyuncularımın kalitesine, kariyerine hiçbir şüphe duymuyorum. Hocamız da yanımızda. Hocamız da inanıyor bu oyunculara. Daha iyi bir Gençler Birliği inşallah ikinci yarı göreceğiz. Siz ama transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağım. Ben ekibime de güveniyorum. Bir iki futbolcuyla görüşüyoruz. Olursa onları transfer edeceğim diyorsunuz. Galiba devre arası böyle bir politika izleyecek gençler. Doğru. Tabii ki devre arası transfer iyi futbolcuyu özellikle yurt içinden almak mümkün değil. Hiçbir takım iyi futbolcusunu devre arasında vermez.
Bu iyi bir futbolcu alabilmek için illaki yurt dışına bakmak gerekiyor. Yapabiliyorsak, mevcut kadromuzdan daha iyi, daha kaliteli bir oyuncu bulabilirsek, bir iki tane de görüştüğüm oyunculara var, anlaşabilirsek, kulüplerine anlaşabilirsek, bunları da kadromuza katmak istiyoruz. Ha, olmadığı takdirde de mevcut kadromuz, zaten iyi bir kadromuz var. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz.